çiştesinde seyirci öncelikle soluksuz bir heyecan ve macera izleyecek. Her bölüm bittiğinde bir sonraki bölümü merak edeceklerini düşünüyorum. Büyük dram izleyecek. Sadece kalp çarpıntısı diyebilirim. Çok güzel karakterler izleyecek. Onlarla beraber üzülecek, sevinecek, ağlayacak. Bir kere kaçış heyecanlı bir hikaye. Biz hikayeyi Mehmet'in gözünden anlatıyoruz. Ana karakterimiz Mehmet. Engin Akgüre'nin oynadığı. Kaçış aslında bir karakter hikayesi gibi dursa da aslında genel olarak bir vahşetin içinde insan kalma hikayesi. Hayatta kalabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Ya da kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz insanları kurtarmak için ne kadar ileriye gidebileceğimizle ilgili. Yani en sevdiğinize ne yap? Öldürebilir misiniz mesela? Mehmet bir savaş muhabiri, savaş fotoğrafçısı. Zeynep'le beraber Türkiye'den güney sınırını geçerek dünyanın en karanlık, en darbelere alışık bir ortamın içine giriyorlar. Ve oradaki radikallerin bir baskını sonucu bu karakterler birbirlerinden ayrılıyor. Ve ondan sonra Mehmet'imizin bu coğrafyada yaşayan karakterlerle yolu kesişerek aslında böyle nefes nefese heyecanlı bir kaçış hikayesi. Bir dönüşüm de hikayesi aynı zamanda. Belki de bu işin en betimleyici kelimesi değişimdir. Biz geldiğimiz gibi değiliz. Kaçışın hikayesinin sanırım beni en çok etkileyen yönü öngörülemez yapısı sanırım. Farklı bir hikaye. Bize çok değen bir hikaye. Ama çok evrensel bir hikaye. Diğer oynadığım, içinde var olduğum projelerden farklı bir duygunun içerisindeyim şu anda. 2017 yılında yazdığım bir hikaye, 2022 yılında gerçekleşmeye başladı. Kafanıza tasarladığınız bir şeyin içerisindesiniz. Aynı zamanda oyuncu olarak da bunun içindesiniz. Özellikle hikayenin başlangıç noktası olan köy, çok enteresan bir köydü. Çekim yaptığımız süre boyunca o hep rüyamda görüyordum o köyü. Mehmet'le beraber sanki o süreci yaşamış gibiyim yani. Mehmet benim böyle bir kaşık suda boğacağım bir karakter. Çünkü benim 7 bölüm boyunca peşinde koştuğum ve davamdan sonra en çok kıymet verdiğim şeyi elimden alan adam. Zeynep aslında bu hikayedeki bütün her şeyin toplandığı bir yeri temsil ediyor. O kadınların yaşadığı durumu, o vahşeti aslında temsil eden bir karakter. Mehmet de bu vahşetin içerisinde ama bunu en sert şekilde yaşayan aslında Zeynep. Güzel bir karanlık bir adam ve Zeynep bu karanlıktan sızan belki de tek ışık. Full bir erkek hikayesi izlemiyoruz aslında. Burada aynı oranda da bir kadın hikayesi var. Bu coğrafyada kadına bakışı çok güçlü anlatıyoruz. Bir nevi de aslında bu hikayeyi anlatma sebeplerimizden bir tanesi bu. Bütün o kadınların sesi olabilmek adına elimden geleni yapmak için gittim her gün o sete. Normalde oynadığımız karakterlerde var olmayan bir duygu bu. Nevi tabii de başlı başına bir ezide olmasından kaynaklı bir temsiliyeti de var bu hikayenin içerisinde. Okuduğum kitaplardan birinde insanlık ağacının kırılan dalıyız biz diyordum ezidiler için. Bu karanlığın içerisinde, aynı evin içerisinde Mehmet'le Nevi kaldıklarında sanki hikayenin üzerinde Nevi ismi de Umut demek bir umut oluşuyor, bir aydınlık oluşuyor. O kızı da tutarma umudu bile Mehmet'e o kadar iyi geliyor ki. Biz hep Nevi'yi Umut diye kodladık hepimiz kafamızda. Aslında ama Nevi'nin umudu Mehmet. Hikaye
kendi yapısıyla, kendi kurgusuyla seyirciyi içine alacağını ve bırakmayacağını düşünüyorum. Ben hiç hayal etmedikleri bir şeyle karşılaşacaklarını düşünüyorum. Ve kalp çarpıntısı. Buna hazır olsun. Kaçış, Disney Plus ve Türkiye böyle güzel bir üçlü oldu bence.